Color 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Color 13'ün yanında ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan'dan gelen 3 şikayete karar verdi. Toplamda Azerbaycan hükümeti 14.100 euro tazminat ödeyecek. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan'dan gelen 3 şikayete karar verdi. Şöyle ki mahkeme iddia edilen kanunun bozuntularının çoğunu tanıdı. Karara karşı şikayetlerden biri tanınmış gazeteci Sevinç Vakıf kızı Abbasova'nın ülkeyi terk etmesinin yasaklanmasıydı. Hükümet başvuruyu bildirirken ihlal iddialarını kabul etmiştir. Benzer örneklere dayanarak hükümet başvurana 5.000 avro tazminat ödemeye hazır olduğunu ifade etmiş ve mahkemeden davayı listeden çıkarmasını istemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümetin önerisini makul bulmuş ve başvuru değerlendirilecek davalar listesinden çıkarmaya karar vermiştir. Hükümet ise gazeteciye 5.000 avro tazminat ödeyecek. Georgi Nikolov davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı sonuca varmıştır. Şöyle ki Georgi Nikolov'e de 5.000 euro ödenecektir. Bir diğer karar Azerbaycan vatandaşı Herola Agayev'in uygulanmasıdır. Agayev yaklaşık 10 yıl önce bir sokak mitinginde gözaltına alındı. Daha sonra onaylanmamış bir yürüyüşe katıldığı ve yasal polis taleplerine uymadığı için 7 gün idari tutukluluk cezasına çarptırıldı. Bu davada başvuran adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ifade etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davada 6. maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir. Hükümet başvurana 4.100 euro ödemelidir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov 14 Mayıs'ta imzaladığı kararnamede Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Elesov Bahşiye görevinden alındığını belirtti. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Elyosef Bakşiyev görevinden alındı. Bu bağlamda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov 14 Mayıs'ta imzaladığı kararnamede Elyosef Gazanfaroğlu Bakşiyev'in Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı görevinden alındığı belirtildi. Hatırlatalım ki Bakşiyev'in 11 Şubat 2000'den bu yana Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak görev yapmaktaydı. Bakü'de karantina sürecinde yapılan önlemlerin birinde karantina sürecinde yasalara uymayan bir vatandaşa ceza kesmek isteyen polis vatandaşın garip tepkisiyle karşılaştı. Bakü'de karantina sürecinde yapılan önlemlerin birinde karantina sürecinde yasalara uymayan bir vatandaşa ceza kesmek isteyen polis vatandaşın garip tepkisiyle karşılaştı. Şöyle ki vatandaş havanın güzel olduğunu ve bu yüzden dışarı çıktığını para cezasını ödemeyeceğini bildirdi. Vatandaşın bu tepkisi tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zeytov konuyla ilgili açıklamasını ise vatandaşın karantina sürecinde yapılan önlemlere uymamasının yanlış olduğunu, karantina rejiminin ihlali nedeniyle para cezası ödenmesi için bir mekanizmanın olduğunu, protokole göre vatandaşın mahkemeye itiraz etmesi için 10 gün süre tanındığını ve para cezasını ödemesi için de 30 gün süre tanındığını belirtti. Karantina sürecinde yasaya uymayan vatandaş polise vermiş olduğu tepkisinden dolayı İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi uyarınca suçlu bulundu ve 15 gün boyunca tutuklanmasına karar verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mayıs 2020'de vatandaşları midye alım programını açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı vatandaşları vidye alımı sistemi ile kabul edecektir. Vidye alımı için yerel yürütme makamlarının resepsiyon odalarında uygun teknik tesisler oluşturulmuştur. Kayıt saat 9'dan 1 arası tüm iş günlerinde açık olacak. Resepsiyona kaydolmak için iletişim bilgileri www.prezident.az web sitesinin kaydolma bölümü ile yapılacaktır. Resepsiyon ise saat 2'de başlayacaktır. Gürcistan'da koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle iç ve dış mekanlarda 3 veya daha fazla insanı toplama yasağı kaldırıldı. Gürcistan Başbakanı Georgi Kakharya yaptığı açıklamada Gürcistan'da koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle iç ve dış mekanlarda 3 veya daha fazla insanı toplama yasağını kaldırıldığını belirtti. 3 veya daha fazla insanın ise aynı arabaya binilmesine izin verilmeyecek. Başbakan Gürcistan kenti Rustavi ve Azerbaycanlıların yaşadığı
Gardabani bölgesine giriş ve çıkış yasağının bir günden kaldırılacağını belirtti. Gakaria sonunda yaptığı açıklamada ise 18 Mayıs'tan itibaren Marnoli bölgesine giriş ve çıkış kısıtlamalarının kaldırılmasının planlandığını da vurguladı. Azerbaycan'da 121 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu altındaki operasyon merkezinden yapılan açıklamada ülkede 121 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildiğini, 44 kişinin tedavi edildiğini, Azerbaycan'da şimdiye kadar 2879 kişiye koronavirüs bulaştığını, 1833 kişinin tedavi edildiğini, 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1011 kişinin özel hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 29 kişinin kritik durumda olduğunu, 38 kişinin orta durumda olduğunu ve diğer hastaların sağlığı stabil olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Asistanı Hikmet Hacıyev yapılan basın toplantısında 31 Mayıs'tan sonra karantina rejimi ile alakalı gevşeme bekleniyor mu sorusuna cevap verdi. Hikmet Hacıyev, özel karantina rejimi hakkında herhangi bir görüş bildirmenin erken olacağını vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Asistanı Hikmet Hacıyev bugün Bakanlar Kurulu'na bağlı operasyonel merkez tarafından düzenlenen bir basın toplantısında şu anda ülkedeki özel karantina rejimi ile ilgili durumun kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini ve sonraki adımların düşünüldüğünü belirtti. Bazı hafifletici önlemlerin de tartışıldığını söyleyen Hacıyev 31 Mayıs'tan sonra özel karantina rejimi hakkında herhangi bir görüş bildirmenin erken olacağını da vurguladı. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.